Evet, Chapter 4'ten devam ediyoruz arkadaşlar. In the Blacksmith Store, yani narbançının dükkanı. Jack ran down one street and after the next. Yani Jack bir şehirden, özür dilerim, bir caddeden başka bir caddeye koştu. He turned left, sola döndü. He turned right, sağa döndü. He ran and ran, koştu ve koştu. Then he listened ve sonra aniden durdu ve dinledi. Yani aniden değil de o durdu dinledi. He couldn't hear the sailors. Arthur gemicileri işitmiyordu, duymuyordu. He was free. Arthur özgürdü. But he had the chains on his hands. Fakat ellerinde halen zincir vardı. Elleri zincirliydi. He saw a store and opened the doors. O hemen bir dükkan gördü ve kapısını açtı. Then he went in. İçeriye girdi. Very carefully, dikkatli bir şekilde. It was dark. But he couldn't see some sword. But he could see some swords and knives. Karanlık olmasına rağmen birkaç bıçak ve kılıç gördü. Aa, blacksmith store. Demek ki narbançının dükkanı. Hitok düşündü. I can use one of those knives. Yani bu bıçaklardan birkaç tanesini kullanabilirim belki dedi. Şunu şöyle yana çekelim. Evet. Burada sayfada sıkıntı var. PDF çekilirken hemen 10. sayfaya geçiyoruz arkadaşlar. Evet. Burada yazıyor. He took one and started to cut the chains. Onlardan birini aldı ve kesmeye başladı. Zincirleri kesmeye başladı. It was hard work. Gerçekten zor bir işti. And it hurts his hands. Ve ellerine çok acı veriyordu. Ellerine acı veriyordu. But after a minute or two, bir iki dakika sonra the chains fell to the floor. Zincirler yere düştü. Artık kırıldı. Elleri serbest. Suddenly, Jack heard a sound behind him. Aniden Jack arkasından bir ses duydu. It was Will Turner. O Will Turner'dı. What are you doing here? Burada ne yapıyorsun? Asked Will. Will sordu. He looked at Jack. Jack'e baktı. Oh, you are the pirate. People are looking for you. Sen korsansın. İnsanlar seni arıyor. He took a sword. Bir kılıç çekti. Is that a good idea? Asked Jack. Jack dedi ki bu iyi bir fikir mi? Will didn't speak. Will konuşmadı. He put up his sword and looked at Jack. O tekrar yani kılıcını çekti ve Jack'e baktı. They fought, they onlar kavga ettiler. Jack was quick, Jack çabuktu, but Will was quick too. Jack de, Will de çabuktu, hızlıydı. You can use a sword, bir kılıç kullanabilirsin, Jack söyledi. He turned and ran to the door. O hemen döndü ve kapıya doğru koştu, but Will was too quick for him. Fakat Will de onun için çok hızlıydı. He threw his sword at the door. Hemen kılıcını kapıya fırlattı. It went over Jack's head. Hemen Jack'in kafasının üzerinden geçti. Jack tried to pull it out. Jack onu tutup çekmeye çalıştı. But he couldn't. Fakat yapamadı. And now he couldn't open the door. Ve kapıyı açamadı. Bakın arkadaşlar burada now he couldn't open the door. Kapıyı açamadı. He turned to the wheel. Tekrar wheel'e döndü ve gülümsedi. That was good, he said. Yani evet gerçekten iyi. He looked at the other door ve diğer kapıya baktı. To the store, dükkanın diğer kapısına baktı. Bakın o dükkanın diğer kapısına baktı. But you are between me and that door. Sen şu an benimle kapı arasındasın. And now you have no sword. Ve artık şu an elinde bir kılıç yok. Will took another sword and they fought again. Will tekrar bir kılıç çekti ve tekrar kavga etmeye başladı arkadaşlar. Do you make these swords? Bu kılıçları sen mi yapıyorsun? Jack sordu. Yes, and I use them for 3 hours a day after work. Ve onları yaptıktan sonra 3 saat kullanırım. Evet, Will answered. Why don't you find a girl? Why don't you find a girl? Neden bir kız bulamazsın? It is more exciting. Daha eğlenceli olur. Jack söyledi. He took out a gun. O bir silah çıkardı. Now move away from the door. Evet, lütfen kalın. Şimdi kapıdan uzak dur. O söyledi. Behind Jack, Jack'in arkasında Will saw his boss. Will patronunu gördü. Mr. Brown. In Mr. Brown's hand there was a bottle. Mr. Brown's'ın elinde bir şişe vardı. Slowly the blacksmith moved his arm up. Nalbant parmağını yukarıya doğru kaldırdı. And then he hit Jack on the head hard. Ve Jack'in kafasına şişeyi geçirdi hızlı bir şekilde. Jack fell to the ground. Jack yere düştü. Narrington arrived with his sailors. Narrington arkadaşlarıyla birlikte geldi. He looked down at Jack. Jack'e baktı. Yerde yatan Jack'e baktı. Good work, Mr. Brown. İyi iş, Mr. Brown. Remember this day. Bu günü unutma. On this day, Captain Jack Sparrow almost got away. Captain Jack Sparrow bugün az daha kaçacaktı. Mr. Brown looked at the glass on the ground. Mr. Brown,
yerdeki şişeye baktı. Yani cam kırıklarına baktı. He broke my bottle, he said. O dedi benim şişemi kırdı. Evet. Sonra geçiyoruz arkadaşlar 11. sayfaya. Chapter 5, Pirates in Town. Evet. Korsanlar şehirde. It was night. There was a thick fog in Port Royal. Evet, gecedir. Port Royal'da kalın bir sis vardır. Through the fog came a ship. Evet. Sisin içinden bir gemi geldi. A tall black ship. Uzun ve siyah bir gemi. It carried a skull and crossbones. Bu gemi iskeletler taşıyor. Yani üzerinde bir iskelet var. A carried a skull and crossbones. Yani çapraz bir şekilde kemik taşıyor. İşaretler, kemik işareti taşıyor. In her bed in the governor's house. Kaymakamın evindeki yatağında bulunan Elizabeth tried to read. O da okumaya çalışıyor. Bakın Elizabeth tried to read. Okumaya çalışıyor. She couldn't sleep. O uyuyamadı. She saw the fog. Sisi gördü. And she talked about the pirates and the ghost story. O korsanlar ve bu hayalet gemi hakkında düşüncelere daldı. Düşünmeye başladı. Down in the town. Şehrin içinde Will left the store. Will dükkanı terk etti and stood in the street. Caddede durdu. Everything was quiet. Her şey yerinde. Sessiz bir şekilde. Ayrıca da yani çok sessiz. Evet. In his cell. Evet. Hücresinde Jack sat and talked. Jack oturuyor ve düşünüyor. What could he do? Ne yapabilirdi? How could he get out of this place? Yani bu yerden nasıl çıkabilirdi? Bunu düşünüyordu. He looked out at the harbor. Limana baktı. And at the fog. Ve sise baktı. But he wasn't afraid. Fakat artık korkmuyordu. Suddenly there was a loud noise from guns. Aniden büyük bir yani top gürültüsü, silah gürültüsü duyuldu. Vardı. I know these guns, Jack talk. Jack düşündü ki yani ben bu ateşleri biliyorum, bu silahı biliyorum, bu silahın sesini biliyorum. It is the pearl. Evet, inci. Bunlar inci. Pearl inci demek arkadaşlar. He heard the guns again. Evet, yani silahların ateşlenmesini tekrar duydu ve tekrar duydu. Jack looked down at the town. Jack hemen şehre doğru baktı. It was on fire. Şehir ateş almıştı. Smoke came from the houses. Evlerden duman çıkıyordu. And stores, dükkanlardan ve evlerden duman çıkıyordu. People ran out into the streets. Herkes caddeye boşalmıştı. Caddeye koşmuştu. And then ve sonrasında out of the smoke and the fog. Sis ve dumanın dışında the pirates came. Korsanlar gelmişti. They ran through the town. Bu korsanlar şehrin içine girdi. With their guns, silahlarıyla birlikte. And their swords, kılıçlarıyla birlikte. And their knives, bıçaklarıyla birlikte. They started more fires. Ve onlar daha fazla ateş yaptılar. And carried things away from the houses. Evleri soydular. Evlerdeki eşyaları taşıdılar. Evet. Dışarıya çıkardılar. We ran back to the store. Will hemen dükkana doğru koştu. And took a sword, bir kılıç aldı. And a knife, bir bıçak. Then he went outside again. O da dışarıya çıktı. Elizabeth, he talked. I had to help Elizabeth. O Elizabeth'e yardım edecekti. Yardım etmek zorundaydı. He started to run to the governor's house. O kaymakamın evine doğru koşmaya çalıştı. But he didn't see the man behind him. Fakat arkasındaki adamı göremedi. But he didn't see the man behind him. The pirate hit him. Korsan ona vurdu. Hard, sert bir şekilde. On the head, kafasına. And he fell to the ground. Will yere düştü. Upstairs in your room, Elizabeth'in odasının yukarısında. Elizabeth looked out her window. Elizabeth dışarıya doğru bakıyor pencereden. And saw the fire. Ateşi gördü. And smoke in the town. Dumanı, şehirdeki dumanı gördü. Then she looked down. Ve sonra aşağıya baktı. And saw two pirates at the door of the houses. Sonra aşağıya bakarak evin hemen giriş kapısında, yani evin girişinde iki tane korsanın beklediğini gördü. What could she do? Artık ne yapacaktı? Where could she go? Nereye gidecekti? Nereye gidebilecekti? One of the pirates looked up. Bu korsanlardan biri yukarıya baktı. Ragged was very dirty. Ragged çok kirliydi. And only had one good eye. Fakat iyi bir gözü vardı. With it he saw Elizabeth. Ve o Elizabeth'i gördü. Burada son veriyoruz arkadaşlar. 12. sayfadan devam edeceğiz.